tarımın ve turizmin ve yağlı güreşin başkenti Antalya'dan tüm aziz kıymetli güreş severlere hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli güreş severler, her hafta olduğu gibi bu haftada çok kıymetli konuğum var. Hemen konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu, Karadeniz'in Güzide ili Sinop şehrinin tek baş pehlivanı Mustafa Taş, Ataspor'un konuğu. Mustafa Taş'la konuşulmayanları konuşacağız. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyi var Allah aşkına, nasılsınız? Çok teşekkürler, seni gördük, mutlu olduk. Öncelikle güzel bir 55 dakika bizleri bekliyor. Seni fiziki, sosyolojik, ruhsal, mizaç olarak tüm yönleriyle tanımak istiyoruz ve yağlı güreş camiasına tanıtmak istiyoruz. Öncelikle kendini biraz tanıtabilir misin? Abi önce ekran başlarında izleyen tüm güreş ailesine buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ben aslen İstanbul'da doğdum ama aslen Sinopluyum. Sinop Durağanlıyım. 15 Eylül 1997 doğumluyum. 97 doğumlusun. Aynen, 1997 doğumluyum. Çok genç bir baş pehlivansın. Evet. Aynen, erken biraz baş pehlivan oldum. İstanbul'da güreşe başladım. 5-6 yaşlarında babamın teşvikiyle. 15-16 yaşlarında da Antalya, yani Konyaaltı Belediyesi'ne transfer oldum. Bu arada Sinop'ta mı yaşıyorsun yoksa İstanbul'da mı? Nerede? Ailem İstanbul'da. Aslen Sinop'luyum ama ailem İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ben abi. Ama kendin Antalya'da ikamet ediyorsun. Aynen, kendim Antalya'dayım abi. Bir 6-7 sene önce. Peki güreşe başlatan kimdir? Kim vesile oldu? O konu hakkında bilgi verebilir misin detaylarıyla? Yani güreşe başlamamda ailem, babam öncelikle. Babam da eskiden güreşmiş. Küçük orta büyük boy pehlivan. İşte babam da dedemden dolayı güreşe başlamış. Babamın dedesi güreşiyormuş. Böyle dedem güreşmiş. Şu an işte babam, sıra bizde. İşte kuzenlerim güreşiyor. Kendi öz kardeşim güreşiyor. Babamın teşvikiyle başladım. Çok erken yaşta başladım güreşe. Şu anda da sürdürüyoruz abi. Şükürler olsun. Normalde Sinop'ta çok fazla bir pehlivan yok diye biliyorum. Sinop'un tek baş pehlivanı olmak nasıl bir gurur ve duygu? Abi Sinop benim bildiğim kadarıyla en çok güreş yapılan şehirlerden biri, araştırabilirsiniz ama biraz daha böyle Karakoçak üzerine. Güreşte Sinop halkı cidden çok, yani bir Antalya kadar olmasa çok sever yani. Bizim oralarda yani yaylak kesimi olduğu için çok seviyoruz. Sorumu şöyle düzelteyim. Yağlı güreşte biraz Karakoçak daha önde diyebiliriz. Biraz daha Karakoçak daha önde ama güreş yani hep olur yani. Her düğünde güreş olur Sinop'ta genelde. Sinop'ta daha önce hiç baş pehlivan olmamış. Yani büyük orta baş altına kadar hani ulaşanlar olmuş. Baş pehlivan olmak bana onların nasıl... Onların isimlerini zikredebilir misin? Yani, büyük orta ve baş altında hangi sporcular var Sinop'lu? Baş altında hani güreşmiş Tahir Yılmaz var. Tahir Yılmaz ustamız. Mustafa Yiğit ustamız var. O da baş altına kadar güreşmiş. Şu anda güreşen baş altında benim kendi kuzenim var. Erkan Taş. Faaliyette güreşen. Bu şekilde şu anda biz varız abi. Şükürler olsun, Cenab-ı Allah bize nasip etti baş pehlivan olmayı. Ben çocukluğumdan beri yani tek hayalim baş pehlivan olmaktı. Her pehlivanın olduğu gibi Cenab-ı Allah bize nasip etti. İnşallah altın kemeri de Sinop'a götürürüz abi. Maşallah. Bu arada merak ettim. Sinop Kaymak, Sinop Belediye Başkanı, Sinop Valisi ve Durağan Belediye Başkanı Sinop'un tek baş pehlivanı olduğun için herhangi bir tebrik aradılar mı, sordular mı? Sadece Durağan Belediye Başkanı'yla birkaç kere görüştük, yani tebrik edildi. Öyle başkanımda pek bir arayan olmadı abi. Yani bir Antalya gibi değil yani, çok sahip çıkılan olmadı, çıkılmadı. Ama tabii Sinop halkı her zaman yanımda yani, ararlar, sorarlar, dernekler, kendi köyümüzünden yani bütün her şey, herkes yanımda ama hiç böyle hani yani öyle kaymakam olarak yani işte Sinop Valisi kimse beni aramadı, tebrik de etmiyor ama. Baş pehlivanlık makamı ve pozisyonu bizim bilenler için ve idrak edenler için, şuurlu insanlar için çok önemli bir makam mevki. Altının kıymetini sarraf bilir. Keşke bir tebrik ve takdir etmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Peki aileden biraz bahsetmeni istiyorum. Demek ki o yörede çok fazla yöresel baş pehlivanlar varmış ki varmış. Babanın ve dedenin güreşe aynen ilgisi olmuş bir aynen silsile olarak. Annen Nevşehirli. Annem Nevşehirli. Baban Sinoplu. Aynen. Özellikle annenin yağlı güreşte çok fazla ailesel olarak da bir ilgisi, bağı olmamasına rağmen annen ve baban bu zamana gelmende çok çok özel kıymet ve değer vermişler. Bu konuda neler söylemek istersin? Yani şimdi anne tarafı güreşte yani yakından uzakta hiçbir alakası yok normalde. Bilinmez yani, çok bilmezler. Ama tabii işte babamdan dolayı annem de
güreş yani ilgisi, sevgisi oldu. Ve tabii babam çok benim başkan olmamı çok istiyordu. Hep yanımdadır yani. Her zaman görev, her zaman yanımdadır. Şimdi babam çok isteyince bu sefer annem de çok istemeye başladı benim başkan olmamı. Ben çocukluğumdan beri yani hep bir özel ilgi, hani yememde, içmemde, yani bak her şeyde hep ailem yanımda yani. Özel ilgilendiler. Şu hepsine buradan çok selamlar gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Ailem her zaman hani sadece annemle babamla da değil yani. Genel olarak ailem yani amcalarım, halalarım, yani yenge, herkes bunun üstüne herkes çok istiyordu. Yani onların bile bende hepsinin emeği vardı. Buradan hepsine teker teker selam gönderiyorum abi. Her ananın doğruğundan pehlivan olmaz derler cazgırlar. Ve analar bilir kıymeti, babalar çeker zahmeti diye cazgır güzel anons yapar. Eğer annem ve baban bu yağlı görüşe destek vermeselerdi, belki sen o kırılma noktasında çözülebilirdin diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorum. Oğlum ben kendim de yani ailem olmasa yani her zaman hani gerçekten çok fazla yani yanımda oldular. Yani onlar olmasa ben bugün şu an bu konuda olamazdım abi. Şimdi annenle ve babanla telefonla bir görüşme gerçekleştirdim. Annen diyor ki gece saat 4'te 5'te eve ne zaman gelirse gelsin hemen o yemek hazırlanır ve Mustafa için konulur diyor. Doğru. Yani bizim evde bu zamana kadar hiç Mustafa bugün yemek yok, git dışarıda ye. Yok. Ya da bir peynir üretin, kuru katı ye kelimesi telaffuz edilmemiştir diyor. Yani şöyle, bu da annenin ve babanın çok çok özel değer verdiğini gösteriyor. Yani güreşten geliyoruz mesela. Gece 3'lerde 4'lerde geldiğimiz oluyor ve eve geç kalıyor. Hani ben eve girdim her dakika, saat gece 4'de olsa, 5'de olsa, sabah 6'da olsa ben girdiğimde yemek hazırlanır abi. Hani annem bu konuda hiç şey yapmaz yani. Her zaman bu konuda destekler. Maşallah. Allah razı olsun. Bir de çok şanslıyım yani. Kesinlikle. Zannediyorum çelimsiz ifadesini kullanırlar eskiler, zayıf, cılız ve tıska çocuklar için. Güreşe başlamadan önce ya da başlamaya yakınken senin hakkında akrabalar mı, eş dost mu bilmiyorum, aynen, köylüler o çelimsiz, ondan baş bileman olmaz, boşa yatırım yapma, emeğin zayi olur demişler. Ve annenin bu duymuş, kulağına gitmiş, çok ağrına gitmiş. Ve ben çocuğumu baş pehlivan yapacağım demiş. Gece gündüz gayret göstermiş. Tabii. O nasıl bir şey duygu? Onu anlatır mısın? Yani çok hoşuma gitti. Biraz ben şöyle söyleyeyim. Yani 15-16 yaşlarına kadar cidden çok zayıftım. Hani diyenler de kendince haklı olabilir. Hani görünüyor yani. Şu aşırı zayıfım, çelimsizim. Hani boyum çok uzun değil. Hani sonradan biraz uzadım. Hani o dedikleri süreçte cidden böyle zayıf, aşırı derecede zayıf, çelimsiz çocuktum yani, cidden öyleydim. Fotoğrafı tabii, görseniz siz de hak verirsiniz diyorsunuz. Yani hak verirsiniz yani, onlara da çok bir şey demiyorum. Tabii annem babam hani aşırı derecede o zamanlar bile emek ettiği için hani onlara böyle bir şey söylenmesi zoruna gidiyor tabii ister istemez. Hani işte beni başbeyan olarak görmek istiyorlar. Birisi geliyor oradan diyor ki ya bu çocuktan başbeyan olmaz. Yani görünüyor yani, yok şey yok onda. Böyle de deniyor tabii, bunları zoruna gidiyor ama nasip abi yani. Cenab-ı Allah bize nasip etti, şükürler olsun. Ama tabii çok fazla hani yemem de içmem de bu işler biraz bakımdan geçiyor. Çok ilgilendikleri için. Yoksa benim hani annemin boyu da çok uzun değil. Babamın boyu da aşırı uzun. Hani babam 1.70, annem de 1.60 falan. Bu arada boy ve kilo nedir? Benim boyum 1.90 abi. 115 kiloyum. 115 kilo. Tabii annem 1.60 falan. Babam da bir, yani çok uzun değil ailem benim. Ama işte bu bakımdan spordan uzadı yani boyumuz. Benim kardeşim de güreşiyor. O da şu anda este boyunda güreşiyor. Onun da boyu uzadı yani. Sadece bana özel değil yani, şu an kardeşimle de aynı ilgi var. O da hani şey oluyor, onun da boyu uzadı. Yani demek ki bu işler hani isteyince oluyor abi. İşte onlar da çok istediği için oldu yani. Ummadığın taş baş yarar diye bir söz var. Özellikle baban kardeşinle ilgili destek 3 boyda güreşiyor. Aynen, Yusuf İslamtaş. Demiş ki oğlum hani bir tane yeter, sen uğraşma filan. O da herhalde senin gibi iddiacı yok demiş, ben de güreşeceğim demiş. Onun performansı nasıl buluyorsun? Şöyle abi, İslam önce bir güreşti. Sonra hani ben okuyacağım. Hani tabii güreşler okuyor da hani daha çok okuyan hani okul olarak hani işte bir yerlere gelmek istiyorum falan deyince okulu yönlendirdi. Gel yani güreşi bıraktı ama gelip gidiyor tabii güreşlere. Ben işte bu süreçte 2018'de başaltı pehlivan oldum. İslam birden her ben de güreşmek istiyorum falan. Yani işte sen de güreşi bıraktın artık. Her ben güreşeceğim işte güreşeceğim. İyi tamam, ben de dedim ki Kumluca boyunda hani Kumluca'da dedim güreşlerinde ilk 8'e kalırsan kendi boyunda, tamam dedim, ben seni başlatacağım dedim, bir kulübe göndereceğim dedim ben. Kendi kendine antrenmanlara gitti geldi. Ölçütün o oldu. Tabii tabii, çocuk 8'e kaldı. Ondan sonra işte
Muğla'ya gönderdik Cemal Cumhur Usta'nın yanına. Ondan sonra şu anda Çatalca Belediyesi Gökhan Akçen'in yanına gönderdik. Şu anda çok iyi durumda, çok iyi duruma geldi. Yani hiç olamaz dedik, yani sen yapma dedim. Ben yapacağım dedi, çok iyi duruma geldi. Buradan da Çatalca Belediyesi'ne, takım arkadaşlarımla, şu anda ben orada antrenman yapıyorum. Gökhan Akçen Hoca'ya çok selamlarımı göndereyim abi. Orada şu anda antrenmanları devam ediyoruz. Ben İstanbul'da orada. Şu anda iyi durumda yani. İstanbul çalışıyor inşallah. Seneye şampiyon oluyorum. İnşallah. Şimdi bazı pehlivan, baş pehlivan olmadan önce alt boylarda ve küçük yaşlarda bir eli yağda, bir eli baldadır. Ve iyi imkanlar dahilinde annesinin ve babasının maddi desteğini de almıştır. Manevi desteğin yanında. Sen bu konuda baban inşaat işçisi olmuş, amelelik yapmış, zorlu mücadeleler vermiş. O süreci anlatır mısın? O süreç sende ilerleyen hayallerini, hedeflerini nasıl etkiledi? Nasıl zorluklar ve mücadeleler geçirdin? Sonra baban inşaat yap satışıyla da uğraşmış belirli zamandan sonra, ama ilk zaman diyor maddi durumumuz kötüydü diyor. O süreci, sıkıntıları anlatır mısın? Ve gençlere yani, örnek olması bakımından. Yani şöyle söyleyeyim abi. Yani belki küçük kardeşim çok bu tarz şeyleri görmedi o hani. Ama ben hani küçük, ben 5 yaşından beri hep güreş yani. O zaman da baş belen olmak istiyordum. Şu anda hani hedefim hep bu yüzden olduğu için bunu babam da istiyor. Tabii babamın o zamanlar maddi durumu yoktu. Hani biz güreşlere otobüste gidiyorduk ikimiz beraber. Hani babam da beni görsen arkadaş gibi yani şu anda da yani. O zaman da öyleyiz. Beraber güreşlere gidiyoruz. Tabii hani yokluk. Otobüste gidiyoruz. İşte yani çok şeyimiz yok ama hani babam güreşler, hani konu güreş olduğu için hani günlük 200 lira çalışsa güreşe gideceğimiz zaman bu parayı harcar yani. Konu güreşse eğer hani bensem hiçbir zaman hani paramız yani yok demez. Ne olur ne eder yani, bir şekilde bunu başarttırdı bize. Sağ olsun, Allah razı olsun, çok destek oldular. Yine teşekkür ediyorum abi, buradan hep bir yanımdalar yani. O yüzden ama çok zorluk çektim. Hani maddi yönde çok zorluk çektim ilk başladığım dönemlerde. Antalya'ya gelene kadar çok zorluk çektim. Ama bu zorluğu başardım. Şükür şu an iyi durumdayız. Yani zorluk olmadan abi olmuyor bu işler yani. Yani rezillik olmadan vezirlik olmuyor. Olmaz. Olmuyor. Kesinlikle ben bunu gördüm, dibini de gördüm. Ve yaşadım. Yaşadım da. Bunu başardım da. Yani bir hayat hikayen olması lazım. Her bir şeyleri başarmak istiyorsan benim kendi gözümde bir hikayen olman lazım. Bir başarı hikayesi. Armut piş ağzıma düş olmaması da ilerleyen hayatta senin için daha güzel olmuştur. Tabii şimdi ben hani dipten yani yokluktan gelen başarmak için geldiğim için hani kötüyü gördüğüm için şimdi baş belalandık deyince bunu hani başardığım için bunun kıymetini insan biliyor yani. Hı hı. Daha çok istiyor. Tabii bunu ailem de öyle. Farklı oldu yani bu yüzden ama. Diyor ki baban, ben otobüs bizi yolda indirir, o güreş yerine kadar oğlum yorulmasın diye boynumda taşırdım, omzumda taşırdım diyor. O beni çok etkiledi. Doğru abi. Ve kısmet bulamadım, orada kısmet bulurdum diyor. Bazen kısmetsiz güreşlere giderdim. İmkansızlıktan dolayı bazen kısmet diktiremediğim zamanlar oldu diyor. Kendim için de, kendisi güreşiyor ya, babam küçük orta büyük boya kadar güreşmiş. O garibanlıktan, o mücadeleden buraya gelmek muhteşem bir duygu. Yani o zaman da hani şimdi ben de böyle çok eski güreşçiymiş gibi anlatıyorum. Ben cidden çok erken başladım. Yani ben ilk 40'lar 2006 yılında gittim abi. 97 doğumluyum. Hani ben çocukluktan beri bunun içinde olduğum için. Hani bunun tabii daha öncesi de var 2006'da. Hani güreşiyordum. Yani kısmet o zamanlar abi yoktu ya. Cidden kısmet yoktu. Yani 9 yaşında 40'lara gitmişsin yani. Yani 2000, mesela şöyle söyleyeyim. Babam bir kısmet bana getirdiğinde, yani evde gidin ben kısmeti yağlandım. Yani evin içinde her yer yağlı yani. O kadar önemliydi yani. Şimdi şu anda mesela isteyen herkes şu anki durumda da kısmet diktirebilir. Tabii belediyeler yardımcı oldu. O zaman biraz daha hani değerliydi yani bunlar. Kısmet yani verimli mi daha bulunmuyordu kısmet. Küçük yaştan itibaren yağlı güreşin içinde olman, hemhal olman sende nasıl bir duygu oldu? Avantaj mı oldu, dezavantaj mı oldu? Yani şöyle söyleyeyim abi, küçük yaştan beri tabii bu işin içindeyim. Yani 11 yaşından daha erkenden bahsediyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, 5 yaşından beri ben güreş yapıyorum abi, resimlerim falan var. Yani bu basamakları teker teker çıktım ben abi. Direkt hani mesela işte tabii minlerden de derece çıkabiliyorsun. Veya işte direkt küçük ortadan da hani başlayabiliyorsun minler yapıp. Yani ben minik boydan baş verenlere teker teker derece yaparak çıktım. Yani bütün yani minik yani çıraklıktan ustalığa kadar yani büyüyene kadar, baş verenlere kadar bu işi yaptım. Tabii ki avantajları tecrübe açısından, çocukluğumdan beri güreşiyorum yani bunun tecrübe açısı var. Tabii ki şu anda ben iyi hissediyorum yani. Münih'ten beri yaptığım için daha tecrübeli hissediyorum kendimi yağlı güreşte. Bu yüzden de başarılı olduğumu düşünüyorum. Eğitim durumu nasıl? İlkokul, ortaokul nereden mezunsun? Şu an liseyi açıdan okuduğunu düşünüyorum herhalde. Aynen. Ve lisans olarak da hedefin beden eğitimi olsun, böyle bir düşüncen var mı? Şöyle abi, biraz ben Antalya'ya erken geldim. Bu süreçte de hani güreşe çok ilgili olduğum için biraz ben derslerimi aksattım bu konuda. Olabilir. Şey,
bir ameliyat süreci falan oldu. Benim bu sürelerde okula gidemedim ben bir sene boyunca falan. Sıkıntılı bir ameliyat sürecim geçti. Liseyi ben ilkokulu, ortaokulu bitirdim. Şu nerede anda okudun? İstanbul abi. İstanbul'da okudum. Bahçelievler'de. Şu anda lise son sınıfım, açıktan okuyorum. Tabii ki üniversite okumak istiyorum. Beş sene okumak istiyorum. Şu anda bu süreçte inşallah bu sene okulum bitecek. Üniversite okuyup beden eğitimi öğretmenliği okumak istiyorum abi. İnşallah. Öğretmenlik yapmayı düşünür müsün ilerleyen zamanlarda, yoksa zaman mı gösterir? Yani şu anda bir şey diyemiyorum abi. Evet. Ama inşallah tabii hani olmak isterim tabii, ama şu anda tabii daha erken yani. Şu anda kariyerimi tamamlamak istiyorum. Yani güreş yapmak istiyorum. Başarıya ulaşmak istiyorum. İlkokul ve ortaokulda başka hayallerin var mıydı? Yağlı güreşin haricinde. Yoktu. Ben yani çocukluktan beri ben tek hayalim buydu yani. Peki güreş nasıl Antalya serüven oldu? Bir Durali Bağlar diye basın mensubu arkadaşımız bu soruyu sorabilecek misin dedi Mustafa Taş'a. Ben de sorarım dedim. Hem de senin ismini vererek soracağım dedim. İstanbul'dan Antalya'ya gelmen nasıl oldu? Kim vesile oldu? O süreci anlatmanı istiyorum. Şöyle anlatayım abi. 2015 yılında Kırkpınar'dan önce ben hani bütün güreşlere işte imkan yok o zaman da. Ben bütün güreşlere ama hani hafta içi hafta sonu ayırtmaksızın bütün güreşlere otobüse gidiyordum. Babanla beraber mi gidiyordun? Yok, tek başına? Tek başına gidiyordun. Yalnız mesela bir çıkıyordum bir eve gelmiyordum. Hangi boy? Toskoparan veya deste mi? Deste küçük de, deste küçük abi aynen. Ayakta bir sene önce Kırkpınar'da yarı final yaptım, üçüncü oldum. Bir sene sonra Kırkpınar'dan önce bütün güreşlere otobüste gidiyorum ama bir ay gelmiyorum mesela. Herhangi bir kulübe bağlı mısın o esnada? Yok. Hiçbir kulübe bağlı değil. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyespor'daydım ama şöyle söyleyeyim. Kulübümüz şey minder üzerinde olduğu için yağlı güreşime bir destek vermiyordu. Otobüslerle gidiyordum ben bütün güreşlere. Tek tek gidiyordum. Tabii bu serüvende Hasan Cengiz ustamızla denk geldim ben İstanbul güreşinde. Böyle yanından geçerken beni çağırdı, izlemiş. Ben hani şöyle söyleyeyim, ben destek küçük. O sene sadece Kırkpınar'da ikinci oldum. Diğer gittim bütün güreşlerde hepsine birinci oldum. Hiç ikinciliğim yok. İşte Hasan Cengiz ustamız izlemiş beni. Yanından geçiyordum. Beni yanına çağırdı. İşte dedi ben dedi seni Antalya'ya götürüp Antalya'da dedi başbakan olabileceğine dedi inanıyorum yani. Dedi sen başbakan olursun dedi. Allah razı olsun. Çok emeği var benim üstümde. Beni Antalya'ya Konyaaltı Belediyesi'ne Hasan Aydın ve Ufuk Atalan ustamla tanıştırdı. O serüvenim oldu. Bu şekilde ben Antalya'ya gelmiş oldum. Kaç yılında geldin? 2015 yılında. 2015 yılında. Aynen. Antalya Konyaaltı Belediyesi'nde Hasan Aydın ve Ufuk Atalan'da Himalaya'da çalışmaya başladım. Başladım. Tabii. Bu şekilde çalışmaya başladım. Bu şekilde de şu anda devam ediyor. Ve Hasan Aydın ve Ufuk Atalan'la olan birlikteliğin de bu zamana kadar devam tabii, ediyor. Tabii şu anda devam ediyor. Antalya'da nasıl karşılandın? Ne gibi mücadeleler verdin? O süreci anlatır mısın? Yani şöyle biraz şöyle söyleyeyim. Her kulübün kendi bir ortamı var. Şimdi mesela İstanbul'daki güreş ortamıyla Antalya'daki güreş ortamı bir değil. İşte ben geldiğim ilk zamanlarda yapamadım yani Antalya'da. Yani gitmek istiyordum bir an önce. Çünkü hani alışamadım. Çünkü ortam değişik. Yani insanların kötülüğünden değil. Hani ben ortama ayak uyduramadım. Alışamadım. İlk zamanlar istemedim tabii gelmeyi falan. Ondan sonra Kırkpınar'da sonra final yaptım. Ondan sonra işte tekrardan beni aradılar. Hasan Cengiz orada aradı. Beni tekrardan gelmemi istedi. Geldim. Hani ilk başta biraz alışamadım ama tabii sonrasında hepsi yani tüm takım arkadaşlarım, hocalarım, ustalarım, İsmail Balaban olsun, Turan Balaban olsun, ustalarım hepsi çok iyi şekilde beni hani karşıladı, kucakladı. Yani ondan sonra hep bir şekilde bir takım arkadaşı olduk tabii. Kendi benim ustam, aynı zamanda ev arkadaşım Kenan Aydın. Yani yıllardan beri ben onun yanına geldim, onun için Aydın. Onunla yani hepsi bana sahip çıktı, Allah razı olsun. Bu şekilde de sürüyor şu anda abi. İyi yani, bir sıkıntı yok. Şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışma ortamı nasıl? Bir aile mi? Bir tamamen kurumsal mı? Mesafeli mi? O antrenman zamanını nasıl zaman geçiriyorsunuz? Onu anlatır mısın? Şöyle abi, ben Konya altındayken de böyleydi. Hani Hasan Aydın, Ufuk Atalan, Mustafa'nın tek dediğimiz hani şöyle söyleyeyim, bize bir aile gibi olmamızı isterler yani. Ne yani, hangi sorun varsa beraber çözülür. Yani hep bir aile ortamı. İşte kesinlikle öyle hani kurumsal, işte hani rakipçilik öyle bir şey yok bize yani. Antrenmanda kardeş gibi biz hepimiz, kimse kimse arasında küslük olamaz. Sahaya çıktığımızda hepimiz rakibiz. Bu şekilde yani hep bir aile ortamı yani. Hep bu şekilde aşılandığı için bize bu şekilde devam ediyor. Şu an hani 12-13 yakın baş pehlivan var. 6-7 tane baş altı pehlivanı var. Hani benim bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'nin en büyük yağlı güreş kulübü.
Antalya Büyükşehir. Ama hiçbir sıkıntı, hiçbir sorunumuz yok, şükürler olsun. Tabii 6-7 yıldır aynı usta ve hocalarla da çalışman istikrarlı tabii bir şekilde olduğunun göstergesi tabii, hem de memnun olduğunun da göstergesidir aynı zamanda. Ya, abi ailemizden daha çok birlikteyiz yani, yan yanayız. O çok önemli. Çok sahip çıkıyor. Yani benim şimdi bir sıkıntım olursa ailemden önce Hasan abi, Ufuk abinin haberi oluyor yani. Usta çırak ilişkisi laf olsun torbada olsun diye değil, olmaması değil, lazım. Bilinçli, idraklı olması aynen gerekir diye düşünüyorum. Aynen. Bu arada Antalya sürecinden önce güreşlerde derecelerim vardı. O süreçte ilk teknik taktiği babam mı verdi yoksa ilk bir hocam mı verdi? O süreci kısaca anlatır mısın? Şöyle söyleyeyim abi, ben 5-6 yaşında tabii ki tekrardan söyleyeyim, güreşe başladığım için benim ilk hocam var. Mehmet Sarıkaya, hani Karapençe diye geçiyor, Adıyamanlı. Evet. İlk onun yanında tabii güreşe başladım. Bir 10 yıl yıllara kadar beraberlikimiz oldu. Tabi bu süreçte babam, hocam hep yanımdaydı. Taktik, işte güreş anlamında, güreş bilgisi olarak altyapıyı tabii ki orada aldım. Buradan hocama selam gönderiyorum. Ellerinden öperim hocama. Baban diyor ki çok merhametlidir diyor. Ben de sorayım artık, taş yürekli misindir, merhametli misindir, vicdanlı, duygusal mısındır, nasıl? Yani şöyle mizacı, biraz yapım serttir abi de. Biraz hani böyle fevriyimdir ama zaman hani geçince biraz yani araya böyle bir zaman gideceğim ama yumuşar, yani hep yumuşarım ama hep şeyi vardır yani, şimdi merhametliyimdir yani. Çok güzel. Bundan şaşmam. Peki daha askerliğini yapmadın. Aynen, askerliğini yapmadım. Herhangi bir lakabın var mı? Her şeyi sorarım. Şu anda bir lakabım yok. Tamam. İleride belki olur inşallah. Peki ilk ustanı söyledin. Şu an sonraki ustalarınla tekrar bir hem Yağlı'da hem Minder'de ismini tekrar bir telaffuz etmeni istiyorum. İlk yani ustan, ilk hocam Mehmet Sarıkaya. Mehmet Sarıkaya demiştin. Hocalarım Ufuk Atalan. Onlarla devam ediyoruz. Hasan Aydın, işte ustalarım Kenan Aydın, Sinan Kaya, Osman Manavoğlu, bunlar hep beraberliğimiz devam ediyor. Hiç ayrılmadık yani. Beraberiz yıllardan beri. Onlara da selamlarımızı buradan iletelim. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Minder güreşiyle uğraştın mı? Uğraştım abi. Benim zaten altyapım normalde minder. Türkiye'de falan birkaç tane deli can var. Minder'de yaptım ama minder'de yani normal, şu an iyi minder güreşi yaparım ama ben o zamanlarda biraz boyum uzun ve zayıf olduğum için mesela işte 42 kilo yapıyorum mesela, atıyorum. Ama boyum çok uzun olduğu için minder'de çok elverişli olamadım. Hani çok uzun kaldım. Bu yüzden çok başarılı dezavantaj olamadım. Dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Dezavantaj oldu. Ondan sonra hani şimdi kilo alınca biraz daha düzeldi. O yüzden çok fazla yoğunlaşamadım. Bir süreç uzak kaldım. Bu süreçte yağlı güreşi öğrendim. Peki sence ilk yağlı güreşin başlaması gerekiyor 11 yaşındaki bir kişinin? Yoksa önce minder altyapısını alıp sonra mı yağlıya geçmesi lazım? Benim kendi görüşüm şu abi. Bence insan hani önce çocuk yani minder güreşini öğrenip hani bir 14-15-16 yaşına kadar hani ben hatta 18 yaşına kadar ben iyi bir minder güreşi yapıp ondan sonra yağlı güreş yaparsa bence başarı daha çabuk ulaşır. Niçin ve hangi avantajı sağlar? Güreşiyor abi, minder güreşi bütün incelikleri güreşin orada öğrenirsin. Tabii şu anda puanlama sistemi de olduğu için rakip bastırma müdafaa konusunda güreşi öğrenirsiniz. Ama bir 18 yaşından sonra minder güreşini öğrenemezsiniz. O dalışları, müdafaaları öğrenemezsiniz. Ama yağlı güreşi, kasak paça güreşini öğrenmeniz biraz daha kolay olabilir onun yanında. Ama bir 18 yaşından sonra minder güreşi yapmanız tabii ki çok zor. Onun için mi minderden yağlıya geçiş olumlu? O tabii yağlıdan ki mindere yani geçiş olumlu. Yani minderden yağlı geçen çok ustalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var ama yağlıdan mindere geçen az. Çok çok az yani. Çok zor olduğu için, çünkü yani minder güreşin özelliği biraz daha kayboluyor yağlı güreşte abi. Süre uzun. Güreş stili biraz daha farklı. Ha şimdi mesela yağlı güreşte dik güreşiyor biraz daha. Minder güreşin her yerini veremiyorsun öyle. Biraz daha farklı oluyor yani, o yüzden. Türkiye şampiyonasında da ikinciliğim var zannediyorum minder. Yani doğru mu? Türkiye şampiyonası ikinciliğim, bir tane üçüncülüğüm var abi. Hangisi daha zor sence, yağlı ile minder? Bence yağlı güreş daha zor abi. Daha zor. Değil mi abi? Hani süre uzun, 6 dakika güreşiyorsun minderde. Tabii ki hani daha hareketli geçiyor. Ama güneş var, yağlısınız. Daha zor yani rakibinizi yenmeniz. Daha zor yani. Bence hani şöyle söyleyeyim, ben daha çok istediğim için de olabilir yani. Belki minder güreşi de daha hani zor diyenler olabilir. Ama tabii baş veren olmak, hani baş veren altın kemer kazanmak bence daha zor yani. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Alt boylarda hangi boyda çıkış zor oldu, patinaj yaptın? Ne zor bir boymuş dedin? Baş altı da buna dahil mi abi? Dahil. Tabii ki yani baş altı. Çünkü ben 40'larda 5 tane derecem var.
Yani tam bilmiyorum ama bir 6-7 tane de, yani 5 tane de şöyle söyleyeyim, çeyrek finalim var, 16'm var. Yani ben hiç şükürler olsun bir kere baş altı boyunda 16'da yenildim ilk 16'da. Diğer bütün boylarda hep 8, 4, 16 bu şekilde. Yani pazar günü yenildim hep veya dereceye ulaştım. En çok beni tabii zorluyor baş altı. Psikolojik bende olarak baş altı olarak. Detaylı olarak dereceleri de ele alacağız. Alt boylarda başa kadar tabii. Seni en çok zorlayan rakip kim dersem? Veya sana ters gelen mutlaka vardır. Şöyle söyleyeyim abi, çocukluktan beri hep rakibim olan Mustafa Danuskoya var, aynı kulüp arkadaşım. Hep rakiptik, bu sene 40'larda da güreştik. Hani birbirimizi biraz daha bildiğimiz için hep çocukluktan beri rakip olduğumuz için tabii zorlanıyoruz. Ama desen ki hani en mutlu olduğum maç, hani işte en zor geçen, tabii ki bu sene 40'larda çeyrek finalde yapmış olduğum Rasim Saraç'la olan güreşim söylerim abi. Çok hani psikolojik baskı olarak biz 2019'da ben çeyrek finalde yenildim. İpin ucundan döndüm. Bir sene sonra pandemi oldu. Hani artık başmemin olmam lazım. Bir de kurallarım çok kötü gittik günden beri. Hani hepsi rakiplerimle yaptım. Beni en çok böyle zorlayan şey olan maç tabii ki Kırkpınar çeyrek final maçı oldu. Baş altı çeyrek final bir iş oldu. Alt boylarda tabii şu an profesyonelsin. Biraz daha güreştiğin zamanki aldığın parayla alt boylardaki çekmiş olduğun, yaşamış olduğun sıkıntı aynı değil. Alt boylarda maddi olarak güreş sonrasında nasıl bir sıkıntılar yaşadın? Nasıl yani? Yolluk olarak mesela çok zorluklar yaşadın mı alt boylarda sen? Yani abi şöyle, güreşte yağlı güreş yani zaten en büyük sıkıntılarından biri alt boylara çok destek yok yani. Hani çok bir maddi destek yok. Şimdi bir başka eleman tabii iyi paralar kazanıyor. Ve o verilen paralar da gerçekten para değil değil mi? Yani şöyle, şimdi çocuklar akşama kadar 7 tur 8 tur, yani hepimiz bu boylardan geçtik. Ve maç yapıyor. Akşam günün sonunda aldığı çok bir para değil yani. Çok hele şu anki dönemde hiç para. Yani inşallah bir düzenleme gelir tabii ki. Yeni federasyon seçimi oldu. Buna bir el atacaklarına inanıyorum. Yani hiç, cidden çok az paralar. Tabii şimdi burada kırılma noktaları oluyor. Adam 17-18 yaşına geliyor. Çok az paralar. Emek çok. Para az bu boylarda. Bu ne oluyor bu sefer? İnsanlar güreşi bırakmak zorunda kalıyor. Destek olmadığı için. Antalya'da çok büyük bir destek. Ama mesela bir İstanbul'da veya işte diyelim Karadeniz'de, kırsalda çok büyük bir destek yok. Her şehir Antalya gibi değil değil mi? Değil abi. Antalya bu işin yani başkenti, yok yani üstü yok. Programın başında yağlı güreşin başkenti dedin. Bundan rahatsız olmadın, doğru söylüyorsun dedin değil mi? Ben şimdi Karadeniz'im yani isterse ben bir Akdeniz-Karadeniz seçim böyle bir çekişmesi ve kapışması var. Ama şimdi Antalya destek görüyor abi. Yani. Ben Karadeniz'den gerek. Çok bir destek yok yani. Çoğu ustalarımız mesela Karadeniz olup Antalya'da olanlar da var. Hani başka bölgelerde olanlar da var. Çok bir destek yok Karadeniz'den. Ama bir 5-10 yıl önce hani iyi bir böyle Akdeniz-Karadeniz çakışması oluyordu yani. Çekişmesi güzel oluyordu abi. Kesinlikle. Şu anda bir destek bu çok yok. Bu destek olursa karşılığını görür. Tabii her şeyde olduğu gibi. Bir oluşum yok yani. Alt boylardan baş altıya kadar hangi dereceleri aldın? Baş altıdan sonra başa ikinci olarak çıktın. Bu süreci, derecelerini anlatır mısın? Ben abi 2014 yılında ayak boyunda üçüncü oldum. Yarı finalde yenildim. Kırkpınar'da. 2015 yılında Antalya'ya geldim. O sene de mesela kırılma noktası vardı. Abi, çok iyi hazırlandım Antalya'da. Yani hocalarımla beraber, ustalarımla beraber. 2015'te final yaptım ben Kırkpınar'da. Hangi boy? Destek küçük boy abi. 2016'da tekrardan destek orta boyunda final yaptım. Finale 1-0 puanımı öndeyken yine çok maç yaptım ama kaybettim yorgunlukta. 1-0 önde final maçını verdim puanlamada. Yenildim. 2016 Elmalı güreşlerinde tekrar birinci oldum aynı sene içerisinde. Bu sene de Kumluca'da da birinci oldum ben 2016'da. Elmalı'da da birinci oldum. Elmalı'da o zamanlar birinci olanları büyük spoylarlarda destek büyük boyuna yükseldim. Bir sene sonra 2017 yılında tabii ben derece para geldim için Kumluca, işte Kurtdere, Elmalı. 2017 yılında yüksek performanstan dolayı beni direkt küçük orta büyük boyunlar hani başlar mısın diye böyle bir teklif geldi. Şimdi şu orada da hani bir seçim yapmam lazım. 2000 hani şöyle söyleyeyim, küçük orta küçük boyda yani derece yapma şansı, final yapma veya şampiyon olma şansı daha yüksek. 2000 hani küçük orta büyük boy çıkarsam daha iyi rakiplerim var benden büyük. Bir de şimdi ben yaş olarak erken çıktım. 19 yaşında küçük orta büyük boya çıkmış olacağım. Bu süreçte de zor yani şimdi. Önceden belki biraz daha şey olabilir ama şu anda zor o zamanlar. Bir seçim yapmam lazım. Tabi ustalarımla bu konuyu konuştuk. Bana seçimi sana bırakacağım. Ne istiyorsun? Ama çıksan daha iyi olur. Yani bu olacaksan
Büyükdeniz'de bulunuyorlar. Ben de küçük orta büyük boyda güreşmeye karar verdim. Bir karar aldım, yani bir risk aldım. Çok iyi maçlar yaparak küçük orta büyük boyda 3. oldum. Çıktım boyda. Büyük ortaya çıktım. Tabii büyük ortaya çıktım. Bu sürede Elmalı'da çeyrek finalde yenildim. Yine orada da iyi maçlar yaptım. Baş altına ucundan döndüm. Yani az daha baş altı pelevan oluyordum. 2018 yılında Kırkpınar'da 16'da Taju Gemici'ye girdim. Puanlamada. Tabii şimdi bu sürede falan biraz daha yaşım küçük olduğu için yani gücüm de yetmiyordu yani. Hı. 20 yaşındayım. Kendim yetemiyordum yani. Bir sene sonra Kırkpınar'da çeyrek finale kaldım. 2019'dan bahsediyorum. 2019'da Özkan Yılmaz'a yenildim. Çeyrek finalde. Tabii biraz daha hani şöyle o soruldu. Tabii bu iki güreşte çok kıran kırana ve çekişmeli bir müsabaka. Tabii çok zor geçti. Kolay lokma değil. Yok yok kesinlikle hani ben. Kılpayı. Kılpayı ben hani güreştim bütün güreşlerde yani kesinlikle sonuna kadar kanımın sonuna kadar mücadele ederim. 2019'da tabii çeyrek finalde yenilince ben şöyle yani yenilmem ona bağlıyorum tabii ki. O sorumluluğu kaldırmadım yaşımın itibariyle. Hani şimdi gören baş pelevan olacaksın. Gören işte senin şampiyon olman lazım. Yani istenilen yüksek şeyler var tabii. Hani herkes olmamı istiyor. Bunun baskısını kaldırmadım ben. Hani kendi istediğim güreşi ilk defa yapamadım. Savaştım ama istediğimi yapamadım Kırkpınar'da. Neden? Psikolojik olarak mı? Psikolojiyi kaldıramadım abi. O psikolojiyi kaldıramadım. Çeyrek finalde yenildim. Tabii bunun üzüntüsü ailem kötü oldu. Hani ben kendimi çok kötü hissettim. Kendimi yenildim. Baş pelevanın ucundan kaçırdım. Yani çeyrek final, baş altı çeyrek finalde yenilmek çok kötü bir psikoloji abi. Yani yensen hayatı kurtuluyor. Yani istediğin hedeflerine ulaşıyorsun. Yeniliyorsun. Tekrardan aynı yendiğin insanlarla tekrardan güreşmek zorundasın. Sil baştan başlamak gerekiyor. Sil baştan başlıyorsun tekrar. Bunun psikolojik etkisi var, baskısı var üzerinde. Tekrar 2020 yılında başladım abi. 2020 yılında başladık, çalıştık. Tam hani Mart, Nisan ayı oldu. İşte hani ülkemizde korona vakası çıktı. Korona tüm dünyayı sardı. Güreşler olmadı. 2020 yılında tabii biz bir sene daha ertelemiş oluyoruz hayallerimizi, hedeflerimizi. Araya bir sene daha giriyor. Tekrar 2021 yılına girdik abi. 2020'de pandemiye rağmen diğer spor branşları yapıldıysa öyle ya da böyle tüm önlemler alınsaydı yine yapılmalıydı değil mi? Yani şu anda yapılıyor aynı şekilde aynı vakalarla devam ediyor. Yapılabilirmiş demek yani istediğinizde. Ama tabii yapılmadı. Yapılmama kararı oldu. Biraz güreş ben hani... Ama çoğu insan yani. Güreşten soğudu. Yanlış yollara girdi. Tabii. Başka meslek kapıları mecburen bu işten, maddi olarak. Ailesini geçirenlerden, bu işlerden para kazanan insanlar, ustalarımız, abilerimiz var. Güreş öksüz yani. Çok sahip çıkılmadı girdi. Yani. O yüzden güreş olmadı. Doğru. 2021, ben bu süre zarfında bayramlar bile dahil olmak üzere hiç antrenman kaçırmadım. Hani antrenmanlarım eksik çünkü ben başbakan olmam lazım. Antrenmanları çıkıyor. Hani pandemi girse bile özel salonlarda sadece kendimizi özel salon tutup özel salonlarda çalıştık. Bu pandemiye rağmen rahatlık ve rehavet olmadı. Yok yok abi. Babaannen Hakk'ın rahmetine kavuştuğu zaman köye mi bir yere gittiğiniz zaman bir gün orada kalmışsın. Babana demişsin ki yani benim antrenman yapmam lazım demişsin. Hani bir yandan Seyit'in canın babaannem vefat etmiş. O nasıl oldu? Yani orada bir rahatsız mı oluyorsun antrenman yapamadığın zaman? Nedir o durum? Ya bir şey dedim. Önemli bir ölçüt. Şöyle babaannem rahmetli olmuştu burada mekanı cennet olsun geçen sene. Kırkpınar'a hani hazırlanıyoruz. Cenazemiz oldu. Köye gitmek zorunda kaldık. Hı hı. Köye gittik. Bir gün cenazeyi işte defnettik. Geri orada hani kalınması gerekiyor ama ben bu süre zarfında antrenman yapmam lazım. Çünkü hedefim var. Benim baş pelevan olmam lazım yani. Antrenmanımı bir şekilde yapmam lazım. Köyde de yapamıyorum köy ortamı. Bir gün durduk hani ikinci gün ben babama dedim ben hani antrenman yapmam lazım. Hani siz kalacaksınız ben döneyim. Yani antrenmanı kaçırıyorum. Bir gün antrenman yapamadım. Ertesi gün de öyle olacak. Tabii arada zaman soğuduğu zaman arada soğukluk girdiği zaman olmuyor yani. Bu yüzden böyle bir diyalog geçti. Geri dönmek zorunda kaldık. Aileme beraber antrenmanları başladı tekrar. Evet. Alt boylarda umudunu kestiğin bir an oldu mu? Mesela bir babanın söyledi etnin spor güreşi varmış herhalde İstanbul'da. Orada bir umudunu kaybetmişsin. Ve ona benzer baba ben bu işi yapamayacağım acaba dedin mi veya kendi kendine? Bir kırımın olması oldu. Şöyle oldu abi. 2017 ben tabii desti big boydan o zaman çıktım. Kırkpınar'dan önce etno güreşleri falan oldu. Böyle hani sezon başı güreşleri oldu. Şöyle ben biraz fazla kilo aldım o zaman o dönemde. Hı hı. İstediğim performansı sunamadım. Tabii ben de şimdi bunu hani o zamanlar anlayamadım.
yenilmeye başladım. Çünkü ben hep alttan beri şampiyon olarak hani hep finalde kürsüde olarak geldiğim için yenildiğim için bu psikolojide kaldım. Dedim herhalde hani desteğe kadar yaptık. Bu iş hani artık büyüyünce artık olmayacak. Hani baba yapamıyorum falan dedim tabii o süreçte. Hani olmayacak falan. Tabii yine her zaman hocalarım falan hani bu işleri tabii Hasan Erdem Usta olsun, Fukat Alan abi olsun bunlar hep bu işin yani üstad aldığı için yani bunları psikolojik ben beni geri tabi adapte ettiler. Geri tekrardan başladım ama en büyük böyle sıkıntı yaşadım. Bu sene işte 2021 yılında çok iyi bir kış geçirdim. Hani cidden fazlasının fazlasını yaptım. Yani hiçbir şekilde hani antrenmanı kaçırmadan ziyade yani gecemi gündüzüme verdim. Hiç aralıksız çalıştım. Durumum çok iyi, fiziğim iyi. Hani antrenmanlarda iyiyim. Kumcu güreşlerine çıktık. Kumcu güreşlerinde 16'da pazar günü yenildim. Daha hani şampiyonluk bekliyordum kendime. Yenildim. Pandemi sonrası bir de güreşlerden olmayınca insanın psikolojisi bozuluyor yani. Şampiyon olarak gittiğin yerden yenilerek geliyorsun. Neyse dedik yani işte inşallah Bursa Çalı güreşleri olacak. Burada hatayı telafi ederiz. Daha iyi olur dedim. Bir de şimdi çok emek ettiğin için abi. Hani emek var, başarı yok. Olmayacak mı acaba demeye başladım. Dedim Çalı'da deneyelim. Hani olur yani artık. Antrenmanlarda da iyi. Çalı güreşlerine gittim. 2,5 dakikada falan yenildim. İlk tur. Büyük bir hayal kırıklığı. Yani bayrağı çektik ya dedim hani soranlara. Dedim yani soranlara dedim işte takım arkadaşlarım falan. Dedim bu iş olmayacak. Paçamı çözdüm dedim hani Hasan abiye de dedim. Hasan abi dedim ben. Yani dedim olmayacak yani dedim. Ya tabii ondan sonra antrenmana geldik. Orta psikoloji bozuk. Antrenmanda da yenilmeye başladım. Mesela yendim. Antrenman arkadaşlarımla yenilmeye hani başladım. Psikolojik artık. Psikolojik ben de yani paçaları çözdüm gün dedim Hasan abi dedim ben. Herhalde olmayacak abi dedim bu iş falan dedim. Ya işte herkes olur mu olmaz mı? Sen de işte hani şu anda erken davranın. Daha bir durup bir 40 binlere çık. Daha senin yaşın kaç? Açılacağın zamanı var falan derken. Bir nevi kül oldun. Yani bitti mi abi ya? Dedim ki yok yani. Bu süre zarfında tabii Hasan Tuna Usta, Mehmet Erçetin Usta falan bu şekilde hani onlar da çok yanımda oldu. Kumluca'ya falan antrenmanlara gitti. Destek oldular. Osman Aynur. Osman Aynur. Şimdi oraya geleceğim abi. Oraya özel geleceğim abi. Çok destek oldular abi. Biz kampa başladık. Bu kamp sürecinde hep psikolojik ben yanımda olan Osman Aynur Ustam oldu. Şu anda devam ediyor. Kırkpınar'a giderken geri hani hep yanımdaydı. Hani bu açıdan bana en büyük desteği olanlardan biri diyebilirim yani. Çünkü hiç ben biraz böyle çok stres yapıyordum güreşle alakalı. Hani strese uyuyamadığım günler oldu sabaha kadar. Mesela 2019'da pazar gününe kaldığımda sabaha kadar hiç uyumadım ben. Uykusuz çıktım. Stresten uyuyamadım. Ama Kırkpınar'da Osman abi sağ olsun. Yani şöyle ben Kırkpınar öncesi de ekiple gidiyorduk hani psikoloji bozukluğundan dedim ben uçakla gideceğim. Ekipten ayrıldım uçakla İstanbul'a gittim. Osman abi geldi beni evden aldı. Edirne'ye beraber gittik yani. Normalde ben onunla gitmeyecektim. Hani oraya kadar geldi aldı hani hep yanımdaydı. Allah razı olsun buradan dostuma. Zihinsel olarak çok destek verdi Osman abi. Çok abi sevgimi selamlarımı götürdüm tabii. Hep yanımda oldu yani. Bu süreçten baş belalık sürecinde de hep yanımdaydı yani. Baş belalık çıktıktan sonra da psikolojik ben antrenman olsun hep yanımdaydı beraberdik. Ustam çok yanımda oldu yani bu sayede. 2021 Kırkpınar öncesi bir nevi kül oldun tamam. Ve Kırkpınar'da da küllerinden yeniden doğdun diyebiliriz. Yani şöyle Kırkpınar'da ilk tur tabii kurayı çektim. Hı hı. Yani ilk turlarda tabii ki biraz daha hani basit geçelim diye düşündüm. Çektim. İlk tur en iyi rakibim çocukluktan beri olan hani bugün ikimiz de baş belan hani Mustafa Danuskaya'da baş belan olsaydı kimse şey yapmazdı çünkü o da hani en büyük adaylardan biri baş belanda. İlk tur birbirimizle eşleştik. Yani maçın en sonlarına doğru şöyle söyleniyordu. Dendi ki kulakemi çağırdı. Dedi, artık ikiniz de atacağız yani. Baş altının ikinci tur kuralları çağrıldı. Ama biz hala güreşiyoruz. En son biz kaldık. Bu tabii ki hani en son dakikaları güreşin. Hani ikimiz de bittik artık. Güreştik. Tabii neticesinde gitti geldi maçlar. Ben galip geldim. Tabii ikinci tura geldim. İkinci turu geçtim. Üçüncü turda Enes Doğan'la eşleştim. Enes de bence şu anda baş belanda en büyük adaylardan biri. Çok başarılı. Ki o dönemde boyatlamayla yükseldi. O dönemde boyatlamayla yükseldi. Bursa güreşlerine final yaptı. Cidden durumu çok iyiydi yani. Bence beni geçseydi baş belan olurdu yani. Bunun konusu geçiyor. Enes baş belan olurdu yani. Böyle ben de böyle düşünüyorum. Çok başarılı. Enes'ten de hani böyle kıl payı maç gitti geldi. Ben üçüncü tarı alıyordum. Son anlarda çevirdim maçı. Enes'e takım arkadaşım. Enes'e de kardeş gibiyizdir. Kardeşim buna selamlar gönderiyorum. Beraberdik. Enes'ten geçtikten sonra yani nasip olacak ya abi. Normalde baş altı güreşleri Kırkpınar'da her zaman ertesi yani pazar günü ilk 8 kalır. Doğru. Tabii ben Enes'le her boyda. Yok. Alt boylarda öyle değil. 16.
Baş baş altı büyük orta bu şekilde olur. Baş Berat'la 8'de kalıyor. Ben tabii o maçtan çıkınca, o maç da bir saatin üzerinde sürdü. Yani çadıra gittiğimde artık dedim ki babamlara, yani bir vücudum bitti dedim yani artık. Yani bir fazlası yok. Hani o yani tamamen ümidim kesildi. Tabii bu sürede git gel. Babam geldi dedi ki baş altı güreşleri yarın 16'ya bırakılıyormuş. Dedi ya baba dedim 20 yıldır yani benim bildiğim kadarıyla baş altı çeyrek final kalır dedi. Ya karıştırıyorsun falan diyor. Bir anons olacak ya, ben nasip olacak ya. Yani belki güreşsem yenileceğim yani. Cumartesi takatim bitti. Bitti yani. Sonunu bayrağı çektim. Sıfırı tükettim. Sıfırı tükettim abi. Pazar günü dedim. Hani pazar günü olunca Osman abi dedi ki, dedi ki herkesi yendin. Nerelerden çevirdin. Bu maç pazarda kaldıysa dedi. Çırak dedi sen yarın finaldesin dedi. Senin kalacağın bu şeyi bile söylüyorum dedi. Finaldesin rahat ol dedi. Direkt dedi yani Osman abi sağ olsun. Ertesi gün geldik. 16'da kendi ustamla Sinan Kaya'yla eşleştim. Sinan abi geçtim. 8'de Rasim Saraç'la eşleştik. Yani çok gitti geldi yani. Çok ipin ucundan kaçırdım. Rasim abi çok iyi yerlerden kaçırdı. Ama benim tek... Ekranlara geliyor o maç. Seyircilerle şey izliyor. Yani, ben artık diyordum ki yani 8'den kaldırıp peşref çekerken benim ne yapıp edip bu maçı aldım lazım. Başka bir şansım yoktu artık. Çünkü çok istedim. İpten döndüm. 16 var, çeyrek final var, pandemi girdi. Artık baş belanı almak istiyordum. Yani çıkmak istiyordum. Tabii iyi bir maç oldu. O maçta kazanıp yarı finale kaldım. Yine takım arkadaşım Süleyman Başar'la eşleştik. O da iyi bir maçlara. O da yorgundu. Kazanan ben oldum. Finalde yine aynı takım arkadaşım. Yusufcan Zeybe'ye kaybettim. Bu şekilde ama kendi kulübümüzden 3 tane baş belanı çıkarmış olduk. Tabii bu süreçte hep yanımızda destek olan başkanımız Muhittin Böce, buradan tekrar da hani selamlarımı gönderiyorum. Hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemedi. Hiçbir zaman ayrıştırmadı. Tabii ben Antalya'dayım, Sinop'tan geldim. Hiçbir şekilde bizi ayrıştırmadı. Hani Sinoplusun, Antalyalısın. Kendi hani buranın evladıymışım gibi hep desteklerini bana... Bağrına bastı. Hiç bağrına bastı. Hı-hı. Tekrardan başkanımıza selamlarımı gönderiyorum buradan. Bize selam gönderiyoruz Muhittin Böce başkanımıza. Peki annen güreşlere gelir miydi? Kırkpınar'a geldi. Er meydanına girdi mi? O süreci anlatır mısın? Şöyle abi, benim annem panik atak hastası. Normalde hı hı. Güreş izleyemez. Evet. Bu yaşına kadar da hiç beni izlememiş. Hani izleyemiyor. Televizyonu kapatır. Babamın aramasını bekler. Hani yendi işte, yenildi diye. 2019'da 40 tane geldi. İzleyemediğine tabii dışarıda bekliyor beni. Hani ben yenip çıktıkça dışarıda görüşürüz. Yine izleyemedi. Yenilince ben 40 binarda oradan ağlayarak çıkmışlar tabii annem babam. Bana da aradı ben sonra görüşüm camın önünde. Bir daha ben gelmeyeyim oğlum dedi hani. Kırkpınar'da. Yunus'un klimayı kapatabilir miyiz sana zaten? Bir daha Kırkpınar'a gelmeyeyim dedi. Gelmek istemedi bir daha Kırkpınar'a. Hani izlememişti. Hı. Ben de yenilince tabii o da moralma yıkıldı. Gelmek istemedi. Bu sene 2021'de yarı finale kalınca ben artık izlemek istiyorum diyor. Çıkıyor hemen oradan, İstanbul'dan Edirne yakın olduğu için. Kuzenimle beraber arabaya biniyorlar. Yengem Kırkpınar'a geliyor. Bu sene ilk defa Kırkpınar'da izledi beni. İlk defa güreşimi izledi. Normalde çok fazla izleyemez. Ama bu sene işte bu şeyi kırdırdık, izledi, şükür olsun. Tabii sen profesyonel bir sporcusun. Seninle ilgili biraz araştırma yaptım. Ekstra bir işle uğraşır mı diye. Ticaret olarak da, ticaret olmasa da böyle biraz ağır hasarlı pert arabalara bir ilgin varmış. Nereden yani, niye sağlam bir araba değil ağır hasarlı pert, onu kısaca anlatır mısın? Bilmiyorum yani abi, öyle işte biraz o İstanbul'da olduğum ortamdan dolayı. Hı-hı. Arkadaşlarım biraz tamirci, hani bu işler üzerinde kaportacı arkadaşımız var. Anlar mısın kendinde, yapabiliriz, beceriyorsun? Ben kendim yapamam ama... Hayır, alım satımı en biraz... Çok iyi anlarım. Yani bir araba görme parçalarını ses yaparım yani. Usta gerek almadan. Böyle değişene boyasını da bilir misin? Bilirim abi. Maşallah. Bu işlerde hani biraz arkadaş ortamı, biraz sanayi olduğu için, sanayi ortamı olduğu için böyle bir işe başvurdum. Hani yaşım da 17-18 yaşlarında. Uzun uzun, hani 1-2 sene yaptım ama babam hani başveren olmamı istediği için ben senden hani işte araba işi istemem, para istemem. Bu işi hani bırak dediği için bıraktım, tekrardan yapmadım. Yoksa sanki ünlü bir galerici olacaktın yani. Yani güreş olduğu için çok fazla başka bir şey yönelemedik. Avcılıkla çoğu baş belavan ilgisi vardı. Senin avcılıkla... Hiç yok abi benim avcılıkla. Çok sevindim maşallah. Hiç yok abi. Hiç daha önce ava gitmedim. Hiçbir bilgim. Hayvanlara bir ilgin var mıdır? Besler misin? Hayvan sever misin? De, nasıl? Hani hayvan severim ama çok bir ilgim yok. Yani evde besleyemem yani. Evde beslemiştim diyor ama öyle bir şeyim de yok yani. Severim hayvanları. Şu an kürsüyü bu yıl 2022 yılında gözünü kestirebiliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim, baş belanlığa çıktıktan sonra abi, hı hı, çok iyi bir süreç geçirdim. Yani şükürler olsun. Kemerli birçok ustamızla yaptım. Hı hı.
Başak'tan sonra baştaki mücadeleni anlatabilir misin? Şöyle, ilk güreş, ilk kuramda Recep Karaustan'la eşleştim. Recep abi bu işin zirvesinde yani son 10 yıl 15 yıl damga vuran bir baş pehlivan. İlk Recep abi ilk güreşime yenildim. 10 dakika sonraki süreçlerde Recep abiye bir galibiyet sağladım. Birkaç kere yendim. Tabi bu süreçlerde kemerli birçok baş pehlivanım. Mehmet abi işte olsun, İsmail Koç, Ali abi, işte Serhat Gökmen, Şaban Yılmaz. Hepsine bir başarı elde ettim. Yendim. İşte İsmail Koç olsun. Baş pehlivanı hani bir nevi tutturabildim yani bir nebze olsun. Ben her zaman benim hedefim vardı. Ben hedefsiz hiçbir zaman kırklara gitmem. İnşallah kürsünün en üst basamağına çıkmak için gideceğim. Elimden gelenin fazlasını yapacağım ama. Başa çıkınca baltayı taşa vurduk dedim mi? Ve ekleyeyim. Başaltı ile baş arasında dağlar kadar fark var mı? Bunu gördüm. Şöyle baş pehlivanlıkta biraz daha hani stres olmadığı için benim performansım hani %100 değişti. Mesela çoğu kişi yani belki baş altına kalsa şu anda sağdan çıkmış da olabilirdi veya bu kadar zorlamamış da olabilir diyordu. Ama tabii baş pehlivanlıkta hiç öyle demedim abi. Hep yani çok iyi geçti benim için. Çok iyi rakiplerimi yendim, ustalarımı yendim. Son Manisa güreşinde baş pehlivanlık kazandım. İşte iki tane finalim var, yarı finalim var. Hani bayağı derece de elde ettim. İyi oldu yani benim için. İyi geçti. Hiç öyle demedim. İnşallah da demem abi. Yani genç inşallah... yaşta baş boyuna çıktın. Biraz ağır geldi mi? Kemikleri sızladı mı? Yoksa hiçbir o entegre iyi miydi? Yani biraz güçsüz tabii kalıyordum. Hı-hı. Yaşım gereği, kemik yaşı gereği. Yani şöyle, mesela Recep abiyle yaptım İstanbul Ulu Gaz güreşlerinde. Hani mesela Recep abiyle çıktıktan sonra ilk defa mesela 40 bunlar kadar bu kadar yorulduğumu hissettim. Yani vücudumun bittiğini, kemiklerin ısladığını hissettim bu güreşten sonra. Final güreşini yapamadım mesela, çok erken çağrıldı. Hı-hı. Güreşemedim final güreşinde, istediğim performansı veremedim. Yani biraz tabii yaşın da gereği oluyor abi. Sakatlık geçirdin mi hiç? Hiç geçirmedim abi. Maşallah şükür diyelim. Allah maşallah diyelim. Peki hakemler, yağlı güreşte hakemle ilgili neler söylemek istersin? Ve bununla ilgili başından geçen hem alt boy ya da başta sıkıntı oldu mu? Şöyle söyleyeyim abi. Ben bu konuda biraz kendimizin yani hakemlerin eksik olduğu yani hepsini tabii kastetmiyorum. Nedir o? Mesela ben işte Çatalca güreşlerinde güreşirken yarı finalde Recep abiyle güreşiyordum yine o zamanlar. Rakibimin üstündeyken çalışırken hakem maçı ayağa kaldırdı. Yani benim bildiğim kadarıyla bu böyledir. Hani da çalışıyorum. Baş pehlivanlık güreşinde rakip ayağa kaldırılmaz. Bu minder güreşi değil yani. Yağlı güreş yapıyoruz ve baş pehlivanlık güreşi. Hani basit bir şey değil yani bu. Tamer Özçelik, Özmetin olabilir. Yani böyle bir hakem hocamız var. Mesela pek mesela ben açık söylüyorum. Ben hakemliğini de beğenmiyorum. Yani taraflı hakem olduğunu iddia ediyorum. Bu güreşlerde maçı ayağa kaldırdıkları için ben hakeme protesto ederek maçı terk ettim. Güreşmedim. Çünkü bu şekilde devam ediyor. Ben mesela İstanbul Ulu Gaz güreşinde Recep abi beni bastırdığında da aynısını yaptılar. Maçı ayağa kaldırdılar. Yani bu baş pehlivanlık güreşinde ayağa kaldırılmaz. Bu minder güreşi değil yani. Bu konularda eksik olduğunu düşünüyorum. Tabii bu şekilde hakem arkadaşlarımız, abilerimiz de var. Hı hı. Eksik olduğunu düşünüyorum. Bence kendini geliştirmeli lazım. Federasyon da bu şeye bel atması lazım. Hakemlerin yetersiz ve herkesin yetenekli ve olaya hakim olmadığını söyleyebiliriz değil mi? Genel olarak tabii çok eksikleri yani var. Çok iyi güreşçiden İyi bir hoca olacak diye de bir şey yok. İyi bir hakem olacak. Yani güreşmek ayrı bir şey. Bunu tarafsız analiz etmek çok ayrı bir şey. Yani çok mesela ben Hüsnü Patron ustamız var hocam mesela. Şu an kulü hakemliğinde. Mesela ben hakemliğini çok beğeniyorum. Bir baş pehlivan değil ama çok iyi bir hakem yani. Tarafsız güzel bir hakem. İşte mesela Sezgin abi olsun. Yani beğendiğim böyle çok hakem var mesela. Ama bu işin güreşle bir alakası yok yani. Onu görüp ayırt etmek farklı bir şey yani. Cazgılarımız hakkında neler söylemek istersin? Cazgılar bence iyi. Yani ben mesela Emin Geri çok beğeniyorum. Kırklar baş cazgı derdisi. Buradan da selamlarımı gönderiyorum Emin abiye. Cazgılarımızda bence bir şey yok ama tabii ki rahmetli anıyoruz. Cazgır Peri ustamızın yerini tutam yani. Kimse tutamaz yani. Ben kendine yani bir hayranlığım var. Severim. Ustamı severdim. O tabii ki onun yeri dolmuyor hiçbir zaman. Şükür Kaymuş ustamız var. Ama onların yeri hiçbir zaman dolmadı abi. Sevgili Yunus, son 5 dakika rica ediyorum. Peki en iyi yaptığın oyunlar ne dersen? Genelde kendini ayakçı mı görürsün, altçı mı görürsün? Ben iyi ayakçıyımdır abi. Tabii hani şey yapamam ama iyi ayakçıyımdır abi. Hangi oyunları seversin genelde? Ben genelde paçayı kastaktan bulup... Kastak paça işte. Biliyorsun. Koltuk altı geçme tersten. İşte iç kazık. Bu tarz oyunlarla... Özel hayatına dikkat eder misin?
ne anlamda abi? Spor olarak da olsun, hani beslenmen olsun, uyku olarak dikkat eder yani misin? Yani bunları zaten abi. Gece hayatın çok fazla mıdır, yoksa tamamen bir profesyonel sporcu gibi mi yaşarsın? Şöyle bunun söyleyeyim abi, biraz. Çok fazla değil tabii gece hayatım. Başarıya ulaşmak istiyorsan, hani başarılı olmak istiyorsan çok iyi beslenip, çok iyi dinlenip, yani çok iyi çalışman lazım. Bunların birisi eksik olursa baş veren ondan çok zor ulaşırsın ve altı kemer çok zor alırsın. Tabii ki bunlara dikkat etmek zorundasınız. Ben de bunlara çok iyi dikkat ederim. Hani uyumam, yemem, içmem, antrenmanım. Tabii ki profesyonel bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz, yani bu şekildeyiz. Vaktimiz de çok azaldı. Örnek bir baş veren kimi ideal olarak görürsün ve kiminle güreşmek isterdin? Eski baş pehlivanlardan olsun veya şu an hayran duyduğun bir baş pehlivan kim? Tabii ki şu anda işte İsmail Balaban, Orhan Okul, Ali Gülbüzer, bunlar iyi baş pehlivan. İşte Ali abi, Megastar. Eskilerden mesela ben Ahmet Taş ustamızı görüşmek isterdim. Çünkü cidden yani iyi, çok iyi bir baş pehlivanmış, örnek bir baş pehlivan. Bu şekilde abi. Peki rakip olarak uzun boylu rakipler mi senin için daha zor, ya da kısa boylu rakiplerle güreşmek mi senin için daha zor genel olarak? Uzun boylu bir ben uzun boylu rakiplerimle daha rahat, daha iyi güreşiyorum abi. Daha güzel güreşiyorum. Yani büyük rakiplerimle, ufak boylu rakiplerimi daha iyi yapamıyorum. İyi güreşemiyorum. Zaten genelde de uzun boylu ustalarımız, yani güreşçilerin sıkıntısı hani ufak boylulara karşı biraz yapamıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusun. Evet. Onun haricinde bir sponsor var mı? Sponsorun, destek veren? Yok abi. Şu an için hayallerin, hedeflerin, amacın nedir? Abi şu an için hedeflerim, hayallerim tabii ki de tüm güreşçilerin hani ortak hedef, hayaldir bence. 40 binlerde altın kemer almak, altın kemer kuşanmak ve bunu Sinop'a götürmek istiyorum. Tabii Sinop'ta daha önce hiç baş belan çıkmamış. İlk baş belan ben oldum. İnşallah ilk kemeri götüren de ailemle, sevdiklerimle ben olmak istiyorum. Buradan da abi tüm Sinoplulara, tüm beni sevenlere, herkese selam gönderiyorum. Sinoplar her zaman yanımda. Buradan hepsine teker teker selamlarımı iletiyorum abi. Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan diye bir söz var. Yakın zamanda bir evlilik var mı? Yakın zamanda şu anda böyle bir düşüncem yok abi. Baş pehlivan çok teşekkürler. Bizim onur konuğumuz oldun. Ekran başındaki bizi izleyenlere çok mesajlar var. Hepsine tek tek dönemedik. Neler söylemek istersin? Abi beni ekran başlarında izleyen tüm güreşçilere, güreşçi arkadaşlarıma, güreş severlere, büyüklerimin ellerine, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Muhittin Böcek Başkanımıza çok teşekkürlerini sunuyorum. Her zaman maddi manevi yanımızda olduğu için. Tüm Sinoplulara, herkese, aileme, kardeşime, ablama, tüm sevenlerime hepsini buradan selamlarımı gönderiyorum. İnşallah hedeflerimize, hayallerimize ulaşacağız abi. Gazanfer hocamıza ilgili neler söylemek buradan Gazanfer Özdemir hocamız rahmetli oldu. İnşallah buradan mekanı cennet olur. Benim tabii çok bir samimiyetim yoktu ama duyduğum kadarıyla son ansiklopedi dönüyor. Yani çok güreşle alakalı bilgili bir ustamız, başarılı bir ustamız. Buradan inşallah mekanı cennet olur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. İnşallah ilerleyen zamanlarda seni inşallah tekrar davet edeceğiz. Tekrar da ben de teşekkür ediyorum. Ve başarılar diliyorum. Yorum açık olsun. Çok sağ ol abi. Allah razı olsun. Ayağına taş değmesin. Tekrardan her akşamlar geceler abi. Çok sağ olasın. Çok teşekkürler. Kıymetli güreş severler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu, Sinop şehrinin tek baş pehlivanı Mustafa Taş bugün Ataspor'un konuydu. Konuşulmayanları konuştuk. Ve aynı şekilde Gazanfer Özdemir hocamız, kendisi eski güreş antrenörü ve sunucuydu, televizyon yapımcısıydı. Hakkın rahmetine kavuştu. Tüm kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla, iyi akşamlar diliyorum.